Bundan hemen sonra aldıkları acı haber bitirdi ne yazık ki. Şimdi ise kafalarda tek bir soru var. Onu ölüme götüren cinayet mi yoksa intihar mı? 43 yaşındaki Gencer Zengin'e ne oldu? Traktörünün parçasını bile oradan alamamış. Hiç kimsenin görmemesi imkansızdı. Kaybolmasının üzerinden yaklaşık 1,5 ay geçti. Önce yol kenarında motosikleti bulundu. Mantar toplamaya geliyoruz devamlı. Bu araya geldiğimde motor olduğunu fark ettim. Ardındansa cansız bedenine ulaşıldı. Ne yazık ki bir ağaca çamaşır ipiyle asılmış şekilde bulundum. Gencer Zengin Tokat Almus'ta yaşıyordu. 12 Eylül günü bir tamir işi için motosikletle evden ayrıldı. Traktörünün bozuk bir parçasını tamir ettirip geri dönecekti. Ama dönmedi. Eşi ve kız kardeşi Müge Anlı'yla Tatlı Sert programına başvurdu. Müge Anlı ve ekibi kayıp ihbarının peşine düştü. Her detay tek tek incelendi. 7 kilometre önce bir güvenlik kamerası var, oraya evet, takılıyor. Evet. Ondan sonrası yok. Arama çalışmalarının 48. gününde çok önemli bir gelişme yaşandı. Gencer Zengin'in kaybolduğu gün kullandığı motosiklet köyünün sadece 1 kilometre uzağında bulundu. Enteresan, motosikletin üzerinde anahtarı bile var. Askerler birazdan arazide didik didik arayacaklar her yeri. Burada bugün amaç Gencer Zengin'e ait bir iz bulabilmek ya da Gencer Zengin'i bulabilmek. Gözümüz kulağımız Tokat'tan gelecek haberde. Çalışmalar devam ediyordu. Arama bölgesinde ağır koku duyuldu. Bir koku duyuldu. Hemen kokuya doğru koşuyoruz. Motosikletin yalnızca 150 metre uzağında korkunç manzarayla karşılaşıldı. Bir çocuk babası 43 yaşındaki adamın cansız bedeni bir ağaca asılıydı. Gencer Zengin'in kaybolduğu gün kullandığı motosiklete dağda mantar toplayan köylüler rastladı. Hemen jandarma ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen jandarma ekipleri iz takip köpeğiyle arama ve tarama çalışmasını başlattı. Maalesef Gencer Zengin'in cansız bedenine ulaşıldı. O anlarda program devam ediyordu. Cesedin bulunduğu Müge Anlı'nın kulağına söylendi. Aa, öyle mi? Tamam. Programın bitiminde acı haber Gencer Zengin'in eşi ve kız kardeşine bildirildi. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili akıllarda tek soru var. Olay intihar mı yoksa bir cinayet mi? Bendeki hissi bunun intihar olmadığı yönünde. O da ormanlık alanda bulundu. Bu bir intihar değil yani.